Merhabalar arkadaşlar, Eleşi Düşlerim kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda bu sevimli civcivi öreceğiz birlikte. Bir önceki videoda set içerisini incelemiştik arkadaşlar. Bunu Migros'tan aldım ben bu kiti. Hala satışta. Umarım örmek isteyen arkadaşlarıma da denk gelir. Seti alamadıysanız da hiç üzülmeyin arkadaşlar. Kullanılacak malzemeleri ben tekrar sayacağım. Onlardan elinizde zaten vardır örgüyle uğraşan arkadaşlarım. Olmayanlar da o şekilde temin ederek birlikte örebiliriz. Şimdi kullanacağımız malzemeleri sayalım. Sonrasında da hemen yapımına başlayalım arkadaşlar. Kullanacağımız malzemeler ipimiz var. Kadife ipimiz arkadaşlar. Hello Softy Süper Çankıyan markası. 30 derecede oyuncağımızı yıkayabiliriz. Türk yapımı. Renk kodu da bu arkadaşlar, eğer temin edebilirseniz. 100 gram bir ip. Dolu dolu bir kadifesi var. Kesinlikle sökülmüyor. Çok güzel bir ip. 65 metre. Metresi biraz düşük. Daha öncesinde bu civcivi normal amigurumi ipiyle de örmüştüm. Onun linkini de bırakacağım. O şekilde örmek isteyen arkadaşlarım için de. Şimdi ipimizi kenara alalım. Dolgu için boncuk elyaf kullanacağız yine. Oyuncağımızı 5 milim tığla öreceğiz. Bunlar kitin içerisinden çıkan malzemeler. Ekstra malzeme kullanmayacağım arkadaşlar. Kadife ipimizi dikmek için bu şekilde plastik iri gözlü bir iğnemiz var. Yer belirleyicimiz. Oyuncağımızın göz işlemesi için siyah. Gaga örmek için de bir miktar beyaz ipimiz var. Ve içerisinden tarif kitapçığı çıkıyor arkadaşlar. Böyle çok sevimli. Güzel renkli fotoğraflandırılmış kullanılan malzemeler, terimler çok güzel şekilde eklenmiş arkadaşlar. Parçaları örüp birleştireceğiz. İşlememizi yapacağız. Tamamlayacağız bu civcivimizi. Yaklaşık bitmiş hali 16 santim boyutunda olacak oyuncağımızın. Şimdi ben biraz telefonumuzu yaklaştırayım. Hemen örmeye başlayalım. Evet arkadaşlar, civcivimizin yapımına başlayabiliriz. Öncelikle sihirli halka yapmakla başlayacağız. Sihirli halkamızı biraz yavaş yapalım. Aramızda yeni başlayan arkadaşlarım var. Şimdi ipimizi sardık arkadaşlar. Orta parmağımızın bize bakan tarafından bu şekilde bir tur çevirdim. Şurada bir çarpı alan oluştu. Buraya parmağımı yerleştirdim. Tığımı içinden geçiriyorum. İpimi çektim ve bir zincir çekmiş olduk arkadaşlar. Şu an sihirli halkamız örmeye hazır. Sihirli halkamızı örürken bu ipimizle birlikte öreceğiz. Bu şekilde birleştirip sonra işimiz bitince bunu çekerek bu alanı kapatacağız. İçerisine 6 tane sık iğne yapmakla başlıyoruz tarifimize. 1 2 3 4 5 ve 6. Artık ipimizi çekebiliriz. Normalde sihirli halka yapmak kadife iple bayağı bir zor, ama bu ip de çok kolay arkadaşlar. Güzel, yani güzel bu alanı kapatabiliyoruz. Normalde kadifeleri sökülüyor. Şimdi karşıdaki ilk sık iğnemizin içerisine tığımızla battık. Bir ilmek geçirdim. Tığımdaki ilmeğin de içerisinden geçiriyorum. Şu an arkadaşlar bunu bir kez yapacağız. Bu kısım yuvarlak olsun istediğim için yapıyorum bunu hep. İlk sıramızı tamamlamış olduk. Şimdi eğer
İlmek belirleyicisi olarak ip kullanacaksanız, ilmek belirleyicisi aparatınız yoksa, bu setten çıktığı için bunu kullanacağım şimdi. Buraya bir ip parçası yerleştirin. Başlangıç noktamız bu olacak. Eğer aparat kullanıyorsanız, ilk sık iğnenize ya da son yaptığınız sık iğneye yerleştirin arkadaşlar. Ben ilkine yerleştireceğim. Her sırada bunu bir üste çıkaracağız ki sayımsı değişmesin sıramızın ve ona göre tarifimizi yapacağız, şekillendireceğiz. Şimdi ilk sık iğnemizi yapacağız. İlmek kaydırma yaptığım yere değil, bir sonraki sık iğneme batacağım. Buraya bir sık iğne yaptım. Bu aparatımı bir takayım. Bu arada kadifesi bayağı yoğun arkadaşlar. Batacağımız yerler biraz zorlayabilir bizi. Sayarak da ilerleyebilirsiniz. İkinci sırada her sık iğnemize çift batacağız. İki kez sık iğne yapacağız hepsine. Toplam 12 tane sık iğnemiz olacak. Şimdi ben ilk sık iğneme bir tane yaptım. İlmek belirleyicimi taktım. Aynı yere tekrar batıyorum. Şimdi bir sonrakine geçtim. Bir tane sık iğne yaptım. Tekrar batıyorum aynı yere. Sıra sonuna kadar bu şekilde gideceğiz. Evet arkadaşlar, sıramızı tamamladık. Üçüncü sıramızda bir tane sık iğne bir arttırma yapacağız. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz. Toplam 18 tane sık iğnemiz olacak. Şimdi bu aparatımızı çıkaralım. Bir tane sık iğne ördüm. Bir sonrakine çift batıyorum. Bir tek bir çift şeklinde gideceğiz. Bir tane tek ördüm, bir diğerine çift batıyorum. Dördüncü sıradayız. Bu sıramızda bir tane sık iğne örüyoruz arkadaşlar. Sonrasında arttırma yapıyoruz. Çift battık. Ve sıra sonuna kadar iki tane sık iğne bir arttırma yapacağız. Bunu 5 kez tekrarlayacağız. Sıra sonunda bir tane sık iğnemiz kalacak. Onu da sadece öreceğiz. Toplam bu sıramızda 24 tane sık iğne örmüş olacağız. Bu biraz daha yuvarlak düşmesi için normalde 2 sık iğne bir arttırma şeklinde devam edecektik bu sıramıza. Biraz farklı olarak ne yaptık? Bir tane sık iğne ördük, arttırma yaptık. 2 sık iğne bir arttırma yapıyoruz. Devam ediyoruz. 2 tane tek ördük. Bir tane arttırma yapıyoruz. Sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Sıra sonunda bir tane sık iğnemiz kaldı. Onu da örüyoruz sadece. Dördüncü sıramızı tamamladık. Beşinci sıramızda 3 tane sık iğne bir arttırma yapacağız. Bunu 6 kez tekrarlayacağız. Toplam 30 tane sık iğnemiz olacak. 1 2 ve 3 tane tek ördük. Bir sonrakine çift batıyoruz.
Bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. 2 ve 3 arttırmamızı yapalım. Bunu arttırmayla bitti. Bu şekilde. Şimdi 6. sıradayız. Yine arttırma yapacağız. Öncelikle 2 tane sık iğne öreceğiz. Bir arttıracağız arkadaşlar. 1 ve 2 tane tek ördük. Bir sonrakine 2 kez batıyoruz, çift ördük. Sonrasında 4 tane sık iğne bir arttırma yapacağız. Bunu 5 kez tekrarlıyoruz. Sıra sonunda bizim 2 tane sık iğnemiz kalacak. Onu da sadece öreceğiz. Toplam arttırmalarla birlikte 36 tane sık iğnemiz olacak bu sırada. 2 tane sık iğne ördük, arttırma yaptık. Şimdi 1 2 3 ve 4 ördük. Bir sonrakine çift batıyoruz. Tekrar 1 2 3 ve 4 bir sonrakine çift batıyoruz. Sıra sonuna kadar devam edelim. Kalan 2 tane sık iğnem var. Onları da sadece örüyorum arkadaşlar. Ve bu sıramızda tamamlamış olduk. Yedinci, 8, 9 ve 10. sıramızda artırma eksiltmemiz yok. 36 tane sık iğne öreceğiz. Yani 4 sıra öreceğiz sadece arkadaşlar. Sık iğnelerimizin üzerine sadece birer kez batarak devam edeceğiz. 11. sıramızda yine arttırmamız var. Şimdi 7. sırayı birlikte örelim. Diğer sıralarda hızlandırayım. Sıkılmanızı da istemem arkadaşlar. 11. sırada da buluşuruz. Bu şekilde 7. sıramızı yapıyoruz. Sadece bir kez batıyoruz hepsinin üstüne. Evet arkadaşlar, 11. sıradayız. Bu sıramızda 5 tane sık iğne öreceğiz, bir arttıracağız. Bunu 6 kez tekrarlıyoruz. Toplam 42 tane sık iğnemiz olacak sıra sonunda. Şu birinciyi örelim.
1, 2, 3, 4 ve 5 ördük. Bir sonrakine çift batıyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz. 2, 3, 4 ve 5. Yine artırmamızı yapalım. Ve çift batarak sonunu tamamladık. 12. sıradayız. Yine artırmamız var. Biraz farklı yine arkadaşlar. Birinci sık iğnemi ördüm. Şimdi 3 tane sık iğne öreceğiz. Bir arttıracağız arkadaşlar. İkincisi ve üçüncüsü. Artırmamızı yapalım. Bir sonrakine battık, çift battık arkadaşlar. Şimdi 6 tane sık iğne öreceğiz, bir arttıracağız. Bunu 5 kez tekrarlayacağız. Kalan sıra sonunda 3 tane sık iğnemiz kalacak. Onu da sadece öreceğiz. Toplam 48 tane sık iğnemiz var. 6 kez artırma yapmış olacağız. 3 tane sık iğne ördük, artırmamızı yaptık. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 sık iğne tek ördük. Bir sonrakine çift batıyoruz. Artırmamızı yaptık. Devam ediyoruz aynı şekilde arkadaşlar. 2, 3, 4, 5 ve 6 ördük. Bir sonrakine çift batıyoruz. Sıra sonuna kadar devam ediyoruz bu şekilde. Kalan 3 tane sık iğnem var. Onları da sadece örüyorum. 2 ve 3. 12. sıramızı tamamladık. Şimdi 13, 14, 15 ve 16. sıramızı arttırma eksiltme yok. Toplam 48 tane sık iğne öreceğiz. Yani 4 sıra öreceğiz arkadaşlar. Şöyle birincisini öreyim. Bu sırayı hızlandırsam bile sanki arkadaşlar yani zamanınızı alacak. Şu şekilde göstereyim. Sadece sık iğnelere birer kez batıyoruz. Bu benim 13. sıram. 17. sırada buluşalım arkadaşlar. Sadece dönerek öreceğiz. Artırma eksiltmemiz yok. 17. sırada da buluşalım. Bu arada ben de tamamlayayım sıraları sizde. Evet arkadaşlar. Civcivimizin şimdi 17. sırasına geldik.
Tripodumun yine ışığı yanmıyor arkadaşlar. Biraz editlerken aydınlatmaya çalışacağım. Umarım işe yarar. Bu aralar yine tekliyor. Bir yanmıştı, bir yanmıyor falan. Bakalım masraf çıkaracak galiba. Şimdi 17. sıramızda eksiltmelere başlıyoruz arkadaşlar. Artık cicimizin bu göbek tarafını kapatacağız. Öncelikle 3 tane sık iğne yapacağız, bir eksilteceğiz. Sonrasında 6 tane sık iğne eksiltme. Bunu 5 kez yapacağız. Kalan 3 tane sık iğnemizi de sadece örerek tamamlayacağız. Toplam bizim 42 tane sık iğnemiz olacak 17. sıramızda. Şöyle birinciyi örelim. Bir ilmek belirleyicimiz takalım. Şimdi bu birincisi, 2 ve 3'ü ördük arkadaşlar. Şimdi eksiltmeyi 2 tane sık iğnemizi birleştirerek yapacağız. Bakalım ön ilmeklerini almayı başarırsam o şekilde yapacağım. Sık iğnemizin iki parçası var arkadaşlar. Kadife ipti biraz zor gözüküyor. Bize bakan ve arkaya bakan tarafı. Bize bakan tarafındaki parçayı böyle iki tanesinden aldım. İki sık iğnemden. Bunun içerisinden ilmek geçiriyorum. Ve tığımdaki ilmekle bu yeni ilmeğimi ikisini birden birleştiriyorum. Eksiltmemi bu şekilde yapacağım. Eğer ki zorlanırsanız arkadaşlar, bir diğer yöntemi de göstereyim. Hemen örgümüzden bağımsız gösteriyorum arkadaşlar. Devamı bu şekilde değil. Bir tane sık iğnemden ilmek geçirdim. Bir yandakinden de ilmek geçirdim. Toplam şu an tığımda 3 tane ilmek var. Üçünü birden birleştirerek eksiltmemizi bu şekilde yapabiliriz. Dediğim gibi eğer üst ilmeklerden almakta zorlanırsanız bu yöntemi deneyin. Şimdi bunu sökelim arkadaşlar. 6 tane sık iğne bir eksiltme yapacağız. Bunu 5 kez tekrarlayacağız. Bu birincisi, 2, 3, 4, 5 ve 6. Eksiltmemizi yapalım. Bunu 5 kez tekrarlayacağız. Kalan 3 tane sık iğnemi de sadece örüyorum arkadaşlar ve sıramızı tamamladık. Şimdi 18. sıradayız. Bu sıramızda 5 tane sık iğne bir eksilteceğiz. Bunu 6 kez tekrarlıyoruz. Toplam sıra sonunda bizim 36 tane sık iğnemiz olacak. Hemen başlayalım. 1 2 3 4 5 ve şimdi eksiltme kısmındayız. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz.
19. sıradayız. Bu sıramızda ilk setmemiz yine biraz farklı. Öncelikle 2 tane sık iğne örüyoruz. Bir eksiltme yapıyoruz. Bunu yapalım. 1 ve 2 eksiltmemizi yapalım. 4 tane sık iğne bir eksiltme yapacağız. Bunu 5 kez tekrarlayacağız. Sıra sonunda da 2 tane sık iğnemiz kalacak. Onu da sadece öreceğiz. 19. sıramızda toplam 30 tane sık iğne örmüş olacağız. Yapalım. 1 2 3 ve 4 eksiltmemizi yapıyoruz. 6 tekrar. Evet arkadaşlar, şimdi elyafla dolduralım biraz alanımız iyice daralmadan. Çok az kaldı bitmesine gövdemizin, kafamızın. Hemen elyafımızı alalım. Yirminci sıradayız. Bu sıramızda 3 tane sık iğne bir eksiltme yapacağız. Bunu 6 kez tekrarlıyoruz. Sıra sonunda bizim toplam 24 tane sık iğnemiz olacak. 1 2 ve 3 eksiltmemizi yapalım. 'Inı çıkartacağım arkadaşlar. Alanımız biraz daha daralsın. Tekrar elyaf yerleştireceğim. Örmemi engelliyor. Tekrar 1 2 ve 3 eksiltiyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Yirmi birinci sıradayız. Bu sıramızda bir tane sık iğne bir eksiltme yapacağız. Sonrasında 2 tane sık iğne bir eksiltme şeklinde devam edeceğiz. Bunu 5 kez tekrarlıyoruz. Son kalan bir tane sık iğnemiz var. Onu da öreceğiz. Toplam bu sıramızda 18 tane sık iğnemiz kalacak. Bir tane sık iğne ördük. Sonrasında eksiltme yapıyoruz. 1 2 tane sık iğne ördük, eksiltme yapıyoruz. Bu şekilde 5 kez yapacağız. 1
2 eksiltmemizi yapalım. 1 ve 2 eksiltmemizi yapalım. Kalan son sık iğnemi de sadece örüyorum arkadaşlar. Yirmi ikinci sırada bir sık iğne bir eksiltme yapacağız. Toplam 12 tane sık iğnemiz kalacak. Bu bizim son sıramız. Biraz ip bırakıp keseceğiz arkadaşlar. Şimdi alanımız daha fazla daralmadan biraz daha elyaf dolduracağım. Çıkarmıştım biraz. Galiba bütün elyafı dolduracağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, set içerisindeki bütün elyafı içerisine doldurdum. Hatta biraz daha olsa olacakmış yani. Tamamen içerisini doldurduk. Şimdi sadece eksiltme yapıyoruz. Son sıramız 22. sıramız. Sayarak gideceğim. 12 tane sık iğnemiz kalmış olacak. İkinci eksiltmem. Şöyle yapalım. Sık iğnelerimizin bize bakan tarafından dikiyoruz. İlmeklerimizi toplayıp bitireceğiz arkadaşlar gövde kısmını. Dikerken hafiften de çekin, bu alan kapansın. Şu an kapandı. Tam ortadan batıyorum. Herhangi bir ilmek boşluğuna çıktık. Birkaç kez gezdireceğim örgümün içerisinde. İlmek boşluklarını kullanın arkadaşlar. Daha bunu kesmeyeceğim, içerisine ettireceğim. Evet arkadaşlar. Gövde kısmı bitti. Yalnız bu kafanın üst kısmı çok çıkıntılı duruyor arkadaşlar. Bu resimde çok yuvarlak duruyor. Bilmiyorum, resimlendirmeden mi kaynaklı? Sizin de böyle olduğunu bilmiyorum. Buna bir çözüm bulacağım. Eğer sizin de böyle olduysa en azından biraz iç kısma doğru dikebiliriz bunu. Öncelikle bir kanat kısmını halledelim. İpimiz artarsa da şu baş kısmın bu çıkıntılığını biraz iç kısmı alacağım. Armut gibi oldu arkadaşlar. Şimdi bunu kenara alıyorum. Kanat yapacağız.